Anatomisi gereği koşarken nefes alamayan ve nefes almak için durması gereken hayvan hangisidir? A. Deve kuşu, B. Sincap, C. Kertenkele. Şöyle, deve kuşu yapısı itibariyle çok koşan bir hayvan türü bildiğim kadarıyla. Hareketli, fazlaca hareketli, fazlaca hızlanabilen bir hayvan türü. B. Sincap, sincap da gene hızlı ve seri atik bir canlı. C. Kertenkele. Şöyle, sincap besin depolamayı seven çevrede bulduğu işte ufak tefek cevizleri, kabukları toplamayı seven bir canlı ve ağzında depolar. Ağzında depolayabildiğini ve depoladıktan sonra da yuvasına götürebildiğine göre demek ki solunum yoluyla alakalı bir sıkıntısı yok bu canlının. Hareket ederken aynı anda hani yutağını genişlettiğini düşünüyorum. Hayvanın çok anatomik yapısını bilmiyorum ama yani memeli olmasından kaynaklı olarak bir yutağının olacağı düşünüyorum. Bunun genişlemesiyle eğer nefes problemi olsaydı sincap bu şekilde hareket edemezdi. Deve kuşu ve kertenkele şöyle, deve kuşunu hani canlı olarak gördüm, hareket ettiğini gördüm ama hareketleri çok ani duran canlılardan deve kuşu. Nefes almaması, vücut yapısı, anatomik yapısı itibariyle nefes almayan bir canlının göğsü şişmeyeceği için hızlanması daha fazla olur. Bu etken olabilir. Kertenkele ile ilgili de şöyle söyleyeyim. Ben yeşillik bir alanda büyüdüm Balıkesir Edemit'te. Bahçede çok fazla kertenkele oluyordu ve bu kertenkeleler çok ufak oluklara girip çıkabiliyor, hareket edebiliyordu. Çok yavaş hareket eder normal zamanlarda ama hızlı da hareket edebiliyor tehlike anında. Herhangi bir insan gördüğünde direkt kaçmaya başlayan bir canlı türü. Ama onda da şöyle bir durum var, çok küçük oluklara girebiliyor. Çok küçük oluklara girebildiği için nefes alma konusunda zorluk yaşayıp yaşamaması etken midir? Yani sincapı açıkçası hani baktığım zaman kafamın içerisinden elediğim bir şık. Ne kadar emin olmasam da biraz daha hani mantığıma oturan bir noktası var sincapın neden olmayacağı hususunda. Sürüngen nefes almak için duracak ve hayvan hareket edecek. Durdu, nefes aldı, hareketlendi. Kertenkele nefes almak için durması, kuşlar üzerinden düşüneyim. Hani daha da olayı bir tık üst grubuna bakıp kuşların hareket halinde devamlı hareket edebilmesi gerekir. Çünkü uçuş esnasında düzenli olarak kanat çıkmaları gerekir kuş türünün. Kuş türünün bir şekilde nefes alması gerekiyor hareket edebilmesi için. Kertenkelenin ciğer yapısının biraz daha farklı olabileceği aklıma geliyor şu anda. Yani sürüngen cinsi olduğu için soğukkanlı, nefese ihtiyacı olmayabilir hareket esnasında. Soğukkanlı olarak herhangi bir avcıdan kaçmayı denediği için nefesini tutup o şekilde hızlıca hareket ediyor olabilir. Biraz da bu tarz eylemler açıkçası hayvanlar aleminde rakibini alt etme, rakibinin saldırısına karşı kendisini koruma amaçlı olduğunu düşünüyorum. O sebeple nefes almaması bir canlının sessizlik amaçlı, kamufle amaçlı da olabilir. Bu noktada kertenkele daha mantıklı geliyor. Sincap kesinlikle değil. Deve kuşu ve kertenkele kaldı elimde benim açımdan. Ben cevap vermek istiyorum açıkçası. Yani evet. Peki. Butona bastığımda 25 bin lira alabileceğim. Ama buraya kadar geldim ve son sorum. Son soruyu da bırakmak istemiyorum açıkçası. Dediğim gibi asıl amacım her zaman kendimle mücadele edebilmek, yeni deneyimler kazanmak, yeni bir şeyler öğrenmek. Buraya gelişimin amacı da o. Ve eminim ki fazlasıyla kazandım bunu. Hem sizle tanışarak, burada vakit geçirerek, her ne kadar zorlayıcı bir tempo olduğunu görsem de böyle bir deneyim yaşamak hayatım boyunca unutamayacağım bir şey olacak benim için. O yüzden kazansam da kaybetsem de ben kazandığımı düşünüyorum.
bugün itibariyle. Hadi veda konuşmamızı da yaptık. Öyle mi? Cevabı yani, verecek misiniz peki? Cevabı vereceğim. Öyle mi? Evet. Hangi şık? C kertenkele demek istiyorum. C kertenkele dediniz. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Pekala, onayladınız. Eğer cevap kertenkele çıkarsa 150 bin lira kazanacaksınız. Yanlış çıkarsa inanın ben de çok üzüleceğim. Çünkü çok iyi bir yarışmacısınız. Hak ettiğinizi düşünüyorum. Ama vedalaşmak zorunda kalacağız. Ben riske etmeyeyim derseniz de zaten hatırınızda kırmızı buton seçeneği size 25 bin lira kazandıracak. Ahmet Bey'in ceketi şarkısında olduğu gibi ya nasip demek istiyorum. Ben C şıkkını onaylıyorum. Bakalım.